Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz. Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim, ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Efendim, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirinde ölüm temasını en yoğun haliyle hissediyoruz. Nitekim Cahit Sıtkı bu şiiri kaleme aldıktan sonra efendim henüz genç sayılacak bir yaşta rahmeti rahmana kavuşuyor. Kendisini bu vesileyle rahmetle analım. Bu şiiri İstanbul Ümraniye'den kıymetli hocam Mehmet Gürdaş için yorumlamış olduk. Muhabbetle Mehmet hocamızın ellerinden öpüyoruz. Yaşça bizden büyük Mehmet hocamız. Ve devam ediyoruz efendim. Bu akşam canlı olarak sizlere ulaşıyoruz. Sizler mesajlarınızla yayına katılabiliyorsunuz. Efendim, burada stüdyoda kıymetli Emin kardeşimle birlikteyiz. Teknik olarak yardımcı oluyor bize, sağ olsun. Bizler de daha iyi, daha güzel, hatasız, kusursuz size bir yayını ulaştırmak için gayret içerisindeyiz. Rabbim inşallah en güzel şekilde yayını götürmeyi nasip etsin. Şöyle bakalım, WhatsApp iletişim numaramızdan ulaşan dinleyicilerimiz var mı diye. Evet, var. Hemen okuyalım bir mesajı. Selamun aleyküm Ahmet Bey ve aleyküm selam. Huzurlu akşamlar diliyorum. Seyir FM'de program yapmanız bizleri ziyadesiyle memnun etti. Sizleri ve Seyir FM'i seviyoruz. Bundan böyle Ay Işığı programını daha büyük bir zevkle dinleyeceğiz. Programınız hayırlı olsun. Bizler çok şanslıyız çünkü her hafta bizlere ücretsiz şiir ziyafeti sunuyorsunuz. Allah ömrünüze bereket, sesinize kuvvet versin. Size ve Seyir FM ailesine mutlu geceler diliyorum. Allah'a emanet olunuz diyor. Efendim, şöyle isme bakalım hemen. Hüseyin Genç abimiz, kıymetli şair yazar Hüseyin abimiz, Ay Işığı'nın müdavimi ve şiirleriyle de programa renk katan
abilerimizden birisi bu akşam da son kaleme aldığı şiirlerden birisini inşallah yayının içinde okuyacağız, yorumlayacağız. Güzel dilekleri için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi hemen WhatsApp iletişim numaramızı tekrar hatırlatmış olalım. 0552 233 1022 İstanbul frekansımızın sonuyla bitiyor. WhatsApp numaramızın efendim sonu 0552 233 1022. Buradan bize ulaşabiliyorsunuz kıymetli dostlar. Şimdi yine çok güzel bir şiirle devam edeceğiz. Efendim az önce ölüm temalı şiiri okumuş olduk ve bu geçtiğimiz hafta benim tanıdığım bizim çevreden çok değerli abilerin rahmeti rahmana yürüyüşü vardı. Efendim bu vesileyle bütün geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Yine şu an hali hazırda birçok insanda var, dolaşan bir virüs var, hasta olanlar var, şifa bekleyenler var. Sıradaki şiir de Mustafa Aygül için gelmiş olacak efendim. Ay ışığında onun sesine de alışıksınız. Ahmet Akif'le Ay Işığı spotunu seslendiriyor kıymetli meslektaşım. O da geçen hafta hastanedeydi yaklaşık bir hafta. Mustafa için, Mustafa Aygül için bu şiiri seslendireceğiz. Arif Nihat Asya'nın İnanmak şiirini ve Mustafa'nın şahsında da şifa bekleyen bütün dostlara efendim Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim bizi ve bütün insanlığı görünür görünmez her türlü musibetten ve hastalıklardan korusun inşallah. Efendim sıradaki şiir Arif Nihat Asya, İnanmak. Bardaktan seni içmek, seni teneffüs etmek havada, dolaşmak, dolaşmak, sana dönmek, seni bulmak yuvada. Yolumuzda aylar, yıllar, basamak basamak, basamakların çıkamadığı yere kanatlarınla çıkmak, boşaltmak takvimden günleri, günlerin üstünden yollara bakmak, rüzgarla esmek, sularla akmak, baharı yollamak yollara, alıkoymak bir Nisan'ın tadını, dışarıda herkes gibi seslenmek sana ve koynunda söylemek asıl adını, inanmak, inanmak, inanmak. Ninnilerinle uyuyup, türkülerinle uyanmak.